Merhaba sevgili kitap dostları. 16. kitap çekiliş tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu hafta kitaplarımızı göstereceğiz, hangi kitapları vereceğimizi. Gelecek hafta pazar günü saat 18 canlı yayında da çekilişimizi yapacağız. Bu hafta kitapları gösterme haftamız, çekiliş haftamız değil. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa çekilişimizi yapacağız. Artık birçok abonemiz şartları biliyor ama her hafta yeni abonelerimiz de dahil oluyor ailemize, Kitap Aşkı ailesine. O sebeple de her hafta ayrıntıları tekrar belirtmekte fayda mülahaza ediyorum. Ve hala belli arkadaşlar şartları yerine getirmeyip ne yazık ki eleniyorlar. Onlar da videoyu baştan sona izlerlerse inşallah onlar da katılmış olacaklar çekilişlere. Her zamanki gibi şartları söyleyeceğim. Sonra kitapları göstereceğim arkadaşlar. Kitap Aşkı YouTube kanalına abone olmanız gerekiyor. Bu videoyu baştan sona izlemeniz gerekiyor. Bu videoda belirttiğim şartlara da uymanız gerekiyor. Nedir o şartlar? Abone olmayı söyledim. Bu videoyu baştan sona izliyorsunuz. Beğeni yapıyorsunuz ve bu videonun altına yorum yapıyorsunuz. Ben o yorum yapanları önümüzdeki hafta çekilişten önce yazıyorum. Kağıtlarımızı katlıyoruz ve çekilişe onlar katılmış oluyorlar. Bir yorum yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Birden fazla yorum yapmayın. Onları da eliyorum. Geçen hafta da söyledim, bu hafta da söylüyorum. Eliyorum arkadaşlar. Birden fazla yorum yapanlar. Çünkü benim için sıkıntı oluyor. Onun dışında da video izlemeyenleri anladığım anda onları da eliyorum. Bu şekilde çok basit, video izliyorsunuz. Kitap Aşkı YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Ve yorum yapıyorsunuz, beğeni yapıyorsunuz. Bu kadar, çok da zor bir şey değil. Önümüzdeki haftayı da bekliyorsunuz. Çünkü video izlenmediğini nereden anlıyorum? Arkadaş çekilişe katıldım, çekiliş ne zaman diye yorum yapıyor. Ben diyorum ki bu arkadaş videoyu izlememiş çünkü ben videoda bunu söylemiş oluyorum. Birden fazla yorum yapıyor. Ha, diyorum ki bu arkadaş videoyu izlememiş çünkü birden fazla yorum yapıyor. Bunu elemek gerekiyor diyorum. Bir tane yorum yapmanız yeterli. Dedikten sonra önümüzdeki hafta pazar günü canlı yayında saat 18'de çekiliş yapacağız. Ama siz yorumlarınızı 16'ya kadar yapmanız gerekiyor. Çünkü ben 16'dan sonra yazmaya başlıyorum katılanları. 2 saate ancak yetiştirebiliyorum. 16'dan sonra yapılan yorumlarda dikkate almadığımı bunu da belirtmiş olayım. Çünkü geçen hafta mesela saat 6'ya 5-10 dakika kala yorum yapmış arkadaşlar vardı. Onları dikkate almadığımı söylemiş olayım. Çünkü 16'dan sonra artık yazmaya başlıyorum dedikten sonra bu haftaki kitaplarımızı gösterelim. Geçen haftadan bir değişiklik yok. Sadece Ayşe Kulin kitaplarında azalma oldu. Geçen haftanın talihlisi Ayşe Kulin kitaplarını istemişti arkadaşlar. Bu hafta ne var? Artık birçoğunuzun bilgisi var. Çalışkan Arı yayınlarından çıkan Benim Güzel Maceralarım isimli şöyle kutusuyla birlikte vereceğimiz 10 tane kitapları göstereyim size. Cezmer Süz'ün yazdığı kitaplar. Japonya, Sivas, Maldivler, Kapadokya, Muğla'nın incileri, Afrika, Latin Amerika, Hindistan, kutuplar ve İstanbul. Arkadaşlar bu 4. sınıf kızımın kitaplarından, onun kütüphanesinden. Resimli birinci hamur, aşağı yukarı 64 sayfa civarında. Çok sık olmasa bile resimleri de var. Şöyle de bir sayfasında göstermiş olayım. Bilgi sahibi olmanız için. Evet. Bir setimiz bu arkadaşlar. Gelelim diğer setimize. Geçen hafta herhalde başlamıştık. Yani bir önceki kitap tanıtımında başlamıştık. Sihirli Kızlar serisi Pegasus Yayın Evi'nden çıkan 4 tane kitap. Diğer setimiz de bu. Doğan'ın Sihirli Kızları, Jule ve Yıldız Sihri,
sihirli Flora ve Loni ve Sihirli Yüzük. Kitaplar Pegasus Yayın Evi'nden çıkma. Yazarların hepsi farklı farklı. Burada da şurada bir boşluk var arkadaşlar. Bunlar kütüphanemizin kitapları olduğu için bunların şeyini bulamadım. Muhtemelen bunlar bir şekilde gitmiş, kızım da almış olabilir veyahut da başka bir şekilde. Kitaplarımız bunlar. İkinci cilt serimiz de bu. Bunu da isteyebilirsiniz. Gelelim son serimize. Biliyorsunuz kütüphanemdeki Ayşe Kulin kitaplarını sizlerle paylaşıyorum. 11 tane kitabımız vardı. İlk çekilişte 3 kitabı isteyen arkadaşıma gönderdim. Sonra 4'lüğünü gönderdim. Kalan 4'ünü de eğer bu hafta çekilişte kazanan arkadaşım Ayşe Kulin isterse onları göndereceğim. Ne yazık ki artık seçme şansı yok. Daha öncekilerde isimlerini yazdıklarını gönderiyordum ama artık 4 tane kitabımız kaldı. Bunlar isteyen arkadaşa gidecek. Neymiş? Bir Gün, Köprü, Veda ve iki taraflı bir kitap. Şöyle şu tarafı söyleyeyim bu hafta. Bir varmış, bir yokmuş şeklinde 4 tane kitap. Benim kendi kütüphanemin kitapları arkadaşlar. Ayşe Kule'nin kitaplarıyla ilgili tanıtım videomuz da var. İsterlerse arkadaşlar Ayşe Kule'nin oynatma listesinden de bu kitapları hakkında benim fikirlerimi görebilirler, görüşlerimi görebilirler. Tanıtımımız böyle arkadaşlar. Videoyu baştan sona izlemeyi unutmayın. Buradaki bilgiler önemli. Buradaki bilgilere uyarak önümüzdeki haftaki çekilişe katılma hakkına kazanıyorsunuz. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın.